Evet çocuklar, nihayet düzlem aynayı bitiriyoruz. Son testimizdeyiz. Karma sorular 2. Eşit bölmelendirilmiş düşey düzleme. Yani böyle karşımda duruyor bu sistem. Düzlem ayna ve düzlemsel engeller şekildeki bir yerleştirilmiştir. KL cisimleri şekildeki konumlarından aynı anda bırakıldıklarında düşey atış hareketi yapacaklar. Bir süre sonra gözün aynadaki görüş alanına giriyorlarmış. Cisimler aynı anda serbest bırakıldığına göre. Yukarıda zaten demişti bunu. Yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi bir göz acaba bu ayna yardımıyla nereyi görebilecek? Bunu bulmam lazım. Bunu bulabilmem için de şunu çizmem gerekiyor bakın. 6 birim öndeyim. 6 birim arkaya gitmem lazım. Şu kısmı şöyle birazcık uzatayım. 6 birimi tamamlayayım. Henüz 2 birim var elimde. 1 2 3 4 Evet. Göz 6 birim arkada şurada oluştu. Gözün görüş alanını şimdi belirlerken şuna dikkat edin. Sakın ola şunu yapmayın. Aynanın doğrudan cart, curt iki ucuna göndermeyin. Çünkü göz bu aynanın tamamını göremiyor. Göz aynanın ne kadarını görüyor? Bir bakalım. Şu bölgeden değil mi? Yararlanacağım. Diğer taraflar engelli. Yani aynaya ulaşamaz. Ulaşamaz. Ayna engel tarafından engelleniyor. Altı üzerinde. Evet. Bakın göz aynanın bu kısmını görebiliyor. Yani aynadan şu bölgelerden ışınlar göze ulaşabilir. O zaman aynanın bu kısmını görüyorsam görüş alanını belirlerken de bu aynanın tamamına değil görüş alanındaki kısmına ışın göndermeliyim. 6'ya 2, 3'e 1. Evet buraya geldim. İşte görüş alanımızı bulduk şu anda çocuklar. Cisimleri ben bu aralıktayken ne yapabileceğim? Rahatlıkla görebileceğim. K cismi gözün görüş alanına daha önce girer. K buraya geldiğinde L de onunla aynı hizada olacak. K artık bak görüş alanına girdi ama henüz L'ye girmedi. Doğru. K cisminin gözün görüş alanında kalma süresi L cismininkinden büyüktür. K tam şu yolu alana kadar, L ise şuradan başlayıp burada çıkıyor. Bu yolu alana kadar görüş alanında kalıyor. K'nın aldığı yol daha uzun olduğuna göre görüş alanında kalma süresi de daha fazla olacaktır. KL cisimleri gözün görüş alanından aynı anda çıkarlar diyor. Evet. Tam bu noktada artık görüş alanından çıkacaklarına göre aynı anda aynı hizalardan geçerler. Beraber çıkmış olacaklar. Yanıt 1, 2, 3 oldu. Peki bunu illa böyle, hani göremeyebilirsiniz bu şekilde. Bir ispatlayalım şöyle. Göz bakın. Aynanın bu kısmını rahatlıkla görüyor. Şurasını mesela şu orta noktaya ulaşmak için 6'ya yarım yansırken de 6'ya yarım şuraya gideceğim. Evet bu tarafa doğru yansıdı gitti. Bir tane daha göndereyim. 6'ya 1. 6'ya 1. 3'e yarım demek. Şuraya çarparım. Şuraya ulaşmaya çalışıyorsam engele çarparım. Engel bir ayna değil. Işığı tekrar yansıtmaz. İşte sonra buraya gideyim. 6'ya 1,5. 6'ya 1,5 şuraya gitmeye çalışıyorum. Aynı engelin şurasına çarptım. Kaldım. Tekrar yansımadım. Şuraya gitmeye çalışıyorum. 6'ya 2. Yani 3'e 1. 3'e 1 evet buraya gittim. Orada engelde kaldım. Gördüğünüz gibi rahatlıkla şu bölgelerdeki her noktadan ışınlar ulaşabiliyor. Değil mi? Gözün görüş alanına girmiş oluyor. Böyle de çizebilirdiniz yani. Yansıta yansıta sınırları belirleyebilirsiniz. Ama bu çok daha kolay bir teknik gördüğünüz gibi. Evet, ikinci soruya geçtik. XY düzlem aynalarından oluşan şekildeki düzleme gönderilen I ışının aynalarda ilk yansıma açıları sırasıyla TTX ve TTY'dir. Bunların oranı kaçtır diyor çocuklar. Bir bakalım bize verilen açı nedir? Şurada 36 derece. O zaman şuraya bir hemen 90 olduğuna göre burası 54'ü yapıştıralım. Burası 54 ise Z'den şurasında bir 54 derece yapıştıralım. O zaman şuradan da iç tersten 54 derece yapıştıralım. Aynanın ışının aynayla yaptığı açı 54 derece ise ilk başta gelme açısı şöyle bir aynayı dik çizmeye çalışayım normalimi 36 dereceymiş. 36 derecelik açıyla geliyorsa 36 derecelik açıyla da yansımalı. Yani yaklaşık şöyle bir şey. Pekala buraya geldim. 36 derece. Y'deki ilk yansıma açısını 36 derece bulduk. Şimdi burası 36 ise şurası da 54. Bu ikizkenar yaptı şurası. O zaman 54, 54, 108. Buraya ne kalmış oldu? 70
2 mi kaldı? Evet, 72 derece. 108, 72. Oradaki normali çizeyim. Çok kötü oldu normalim. Anormal bir normal. Şöyle göz kara. Adam, aa, çocuklar ya. Bak artık uykusuz her gece. Buradan uyku geldi. Anlıyoruz bunu. Şurası 18 derece be. 18 derece yaparak tekrar şuradan gidiyorum. Çok küçük bir açıymış. Evet, burayı da 18 buldum. O zaman burası da 18 ise oranları 1 bölü 2 Edirne yapmış oldum. Bu testte de herhalde bakarsanız, bu soruya bakarsınız doğrudan gibi geliyor. Bir 1'e bakardınız, bir 3'e bakabilir miydiniz? Belki bakardınız, bakalım. Karanlık bir ortamda bulunan bir perdenin önüne bir küresel engel, K noktasal ışık kaynağı ve düzlem aynı şekilde gibi yerleştirilmiştir. Bu durumda perdede oluşan tam gölgenin AT, yarı gölgenin alanı AY oluyor. Buna göre düzlem ayna ok yönünde hareket ettirilirse AT ve AY için de söylenebilir. Şimdi bizim kaynağımız zaten doğrudan her yere ışınları yarıyor. Şuralara çarpıyor, geçemiyor öteki tarafa. Teğet şuradan şu bölgeye ulaştım. Şöyle perdeyi ortadan ikiye bölelim ki bu bölgede bir dairesel kısmı işaretleyelim şu şekilde. Topun gölgesi oluştu. Peki bu K'dan çıkan ışınlar çarpıp işte şuraya takılabilir. Şuraya gidip geri gelebilir. Birazcık açıyla gönderirsem şuradan teğet geçebilir değil mi çocuklar? Ben bunları böyle yansıtmakla mı uğraşacağım? Hayır. Aslında şunu derim. K ışık kaynağının bir görüntüsü vardır. Yaklaşık şurada. Bu görüntenden de ışık geliyormuş gibi çizeriz yani. Çünkü şuradan da göstereyim. Evet. Şu ışın çarpıp geri dönüyor ya, bak bu ışın aslında şu ışına denk gelmiş oluyor. Tamam. Buraya gönderdim ışını da bu ışına denk gelmiş oluyor. Bunlar ilk defa sınır, ilk defa değil, sınır olmuş oluyor. Bundan sonra her ışın zaten çarpıp rahatlıkla perdeye ne yapar? Ulaşır. Evet, şurada da bir tam gölgenin alanını oluşturan şey demek ki kaynağın görüntüsü. Sınırları o belirledi. Burası tam gölge, buralarda yarı gölge. Ok yönünde düzlem aynayı biraz kaydırırsak demiş. Biraz kaydıralım bakalım. Mesela şuraya falan getirelim. O zaman buranın görüntüsü daha da geri gider. Çok şöyle bize keşke biraz yer verseymiş. Çok geriye gittim. Azıcık kaydıracağım düzlem aynayı. O zaman şu kadar arkada şöyle falan. Buraya falan geldi bak. K cisminin görüntüsü. Yani o tam gölge sınırını belirlediğine göre daha uzaktan geldiğinde daha teğet olacak. Şöyle daha uzaktan geldiğimde böyle içerideki tam gölgenin sınırları artık ne oldu? Biraz küçülmüş oldu. Evet. Peki tam gölgenin sınırları küçülüyorsa geri kalan yerde ne olacaktır? Yarı gölge olacaktır. O küçüldükçe yarı gölge kısmı artacağından tam gölge azalır, yarı gölge artar. Ceyhan oldu yanıtımız. Evet çocuklar, geçtik 4'e. Bir düzlem aynaya normali üzerinden gönderilen bir ışın aynada yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri döner. Birim karelere yerleştirilen düzlem aynalara gönderilen KLM ışını şekli gibidir. Buna göre hangi ışınlar aynalarda yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönebilir? Normaliyle çakışmalı yani. Onu diyor. Peki bu aynanın normalini bir çizelim. Y eşittir x doğrusuna, y eşittir eksi x. Şu normaldir. İşte bu normaldir. Bu şekilde L aynasına bir ışının gelmesi lazım. Bunun normali öğretmiştim. Dikdörtgen çizme metodu. Bu aynayı hemen bir dikdörtgen içine alıyorsunuz. Sonra ne yapacaksınız? 1'e 2 yerine 2'ye 1'lik bir dikdörtgen çizeceksiniz. Örneğin burada. Ya da ne bileyim burada. Fark etmez. Yeter ki bir şekilde tersini çizin. Bu birinci aynamız şuranın köşegeni ise buna diki nasıl çiziyordum? Diğer dikdörtgenin köşegeninden. Eğer diğer dikdörtgenin buradaysa bunu kötü yere çizmişim ya bu dikdörtgeni. Ha, kötü sayılmaz da şöyle yapalım. Onu geri alayım. Şunu gösterelim bir. Bakın şu doğru buna dik olmuş oluyor şuradan. Öteki dikdörtgenimizi şöyle alsaydık başka nasıl alabiliriz?
Şuradan, evet şuradan alsaydım. Hadi be çocuğum. Gözlerim çok yanıyor ya. Burnum ağzım is oldu. Evet. Tekrardan şuradan çizersem bak bu da yine bu aynaya ne olacak? Dik. Bir şekilde demek ki buralardan bu aynaya dik gelebilmek için ikiye bir şekline geleceğim. Bak şu da dik olmuş oldu. İkiye bir. Şuraya gitmeyi hedefliyorsam şu noktada bu aynaya dik gelmiş oldum. Şuradan gelseydim ikiye bir. İkiye bir buraya gitmeyi hedefliyorum. Bu da dik gelmiş olacaktı. Tamam, bunların hepsi dik gördüğün gibi. Aslında ben burada bir tane K'yı çizmiş oldum değil mi? K ışını çarptı buraya ve buraya geldi. Demek ki M aynasına dik kendi üzerinden geri dönecek. L ışınına bakalım. K aynası demişim, K ışını. Bu buraya geldi. Yüzeyi normalde 45 derece açı yapıyor. Bu tarafa doğru gitti. K aynasının yüzeyine dik geldiği için o da ne yapacak? Kendi üzerinden geri dönecek. Bunu da aldım. Peki şuna bakalım. O ne yapıyor? Şöyle bir şey geliyor. Bunun valla birazcık yansıma açısı nereden geçeceğini bilmek bayağı zor. Bayağı bir zor. Ama şunu biliyorum. Yani bu aynaya dik gelme olasılığım var mı? Dik gelebilmem için şöyle gelmem gerekirdi. Öyle de gelemeyeceğim. Göz kararı şu tarafa, şuralara bir yerlere gideceğim ve L aynasından yansıyacağım tekrar. Ondan sonra L aynasından yansıdıktan sonra K'ya yine dik gelemeyeceğim açık. Yani o yüzden M'yi ne yapmıyorum? Almıyorum. Evet. K ve L. Kendi üzerinden geri döndü. Birbirine dik iki düzlem ayna önüne yerleştirilen bir cisim şekillik gibidir. Buna göre cismin aynalarda oluşan görüntüsü KRMS şekillerinden hangileri gibi olabilir? Şöyle bir 90 derecelik açıyla yerleştirilen iki aynanın arasında kalan bölgedeki görüntü sayısı çocuklar, işte aynasında kalan açı 90 derece ise, iki ayna arasında kalan açı 90 derece ise, benim uykum geldi galiba, zırvalamaya saçmalamaya başladım. Görüntü sayısı 4'tür. Müfredat dışı bu formül. Daha önceden de bahsettim. 360 dereceyi aralarındaki açıya bölüp bir çıkarttığınız zaman 3 tane görüntü elde edebileceğinizi anlıyorsunuz. Peki bir çizelim o zaman şunları bir. Hop getirdim. Şuradan. Buradan da. Evet şöyle parçaladım. Maviş kısım. Şurası pembiş kısım. Burası da maviş kısım. Çok is kokuyor ya. Öleceğim vallahi oksijen sistem. Evet. Önce düşeydeki aynaya göre görüntüsünü alırsam bunun görüntüsü yine bir dikdörtgen olacak. Uzakta da yaklaşık olarak aynı. Göz kararı çiziyorum çocuklar. Ve bu görüntüde mavi olan kısım bakın arkadaki kısım burası olacak. Öndeki kısım öne yakın olan yerde kırmızı olduğuna göre kırmızı da burada olacak. Kırmızı mavi bu ışıklarda var mı? Var. K işte burada. Sonra bunun aşağıdaki düşeydeki değil de yatay düzlemdeki aynaya göre görüntüsünü alayım. O da şöyle bir şey. Aynı uzaklıkta. Böldüm. Yakın, aynaya yakın olan kısım mavi kısım. Uzak olan ön taraf boş bir birim. Arkada da kırmızı kısım var. Burası kırmızı. Diğeri de mavi. Mavi kırmızı var mı? Var. Bu da M oldu. Şimdi bunların buna birinci ayna buraya da ikinci ayna diyelim. Şurayı da güzel çizsek ya. Şunu da devam ettirelim. Bu cisimden çıkan ışınlar buraya çarpıp diğer aynaya ulaşabiliyorsa o zaman bu cismin birinci aynadaki görüntüsünün de ikinci aynadaki aynaya göre görüntüsü oluşur. Hemen onu aşağıya çizelim. Peki bakalım ikinci aynaya göre görüntü nasıl olacak? Yakın kısım mavi. Hop boşluk ve uzay diyorum. Uzak kısım kırmızı. Evet, kırmızıya mavi. Bu da oldu S. Ya da şunu yaparsınız. Yine aynı şekilde. Bu cisimden çıkan bir ışın 2 numaralı aynadan yansıdıktan sonra 1 numaralı aynadan da yansıyıp gidebiliyor mu? Evet. O zaman 2 numaralı cisim şey aynaya göre oluşan görüntünün de 1 numaralı aynaya göre görüntüsü olur. Bakın yakın olan kırmızı, uzak olan siyah, zaten mavi. Çakıştı zaten bunlar. O zaman bunun da görüntüsü üstüne denk gelecekmiş bunun. Evet. KMS.
Cevap Denizli. Oyuncak bir araba X noktasından Y noktasına sabit hızlı 18 saniyede gelmektedir. Buna göre G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci oyuncak arabanın görüntüsünü kaç saniye önce görür? Ağlayacağım artık gözlerimin yanılmasından. Ama bu video bitsin öyle ya. Öf, şu yine tutmaya başladın ha. Göz bir birim aynanın önünde bir birim arkaya görüntüsünü oluşturdum. Görüş alanını çiziyorum. Şu kısım. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1. Evet, 18 saniyede geliyormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birimi 18 saniyede geliyorsa görüş alanında 8 birim yol boyunca kaldı. 2 katı 16 saniye boyunca ne yapılacakmış? Gözlenecekmiş gözlemci tarafından. Birim kareler üzerinde birleştiren düzlem aynada P cisminin görüntüsü P üssü olarak oluşuyor. Buna göre aynanın önüne konulan R cisminin görüntüsü nerede oluşur? Düzlem aynada görüntü kuralı neydi çocuklar? Bir cisim varsa bu cismin bir kere aynaya dik uzaklığı neyse görüntüsünün de aynaya dik uzaklığı aynıydı. İki boyutları da aynıydı. Şunla şu aynı uzaklıkta. Yani aynaya göre simetrik olmuş olacaklar. O zaman P ile P üssünü bir çizgi boyunca şunu da yaptığım gibi birleştireyim. Birleştirdim. Aynayı öyle bir yere yerleştirmeliyim ki yolu iki eşit parçaya bölmeli. Bu yol 3 kök 2 uzunluğunda. Bunu ortadan ikiye böleceksem ayna bu pozisyonda olmalıymış. Evet. P cisminin görüntüsü P üssü olsun diye. Şimdi bu aynaya göre R cisminin görüntüsü nerede olacaktır? Bir köşegen uzaklıktaysam bir köşegen arkada 2 numaralı yerde oluşacak. Evet, yine testi çözerken gelip takılsanız takılsanız bu soruya takılırsınız belki. Bir perde üzerine özdeş küresel engeller noktasal ışık kaynağı ve düzlem aynı şekilde gibi yerleştirmiştir. Buna göre küresel engellerin perdede oluşan görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibidir? Çocuk şunu yapıyor. Aynaya göre ışının bir güzel görüntüsünü alıyor. Oh şurada falan bile falandır diyor. Sonra önce şuradan bir ışın gönderiyor. Şu sınırı çiziyor. Sonra buradan bir ışın gönderiyor. Sınırı çiziyor. Buradan da çiziyor. İki tane şunların iki tane gölgesi olacak. Bir de arkadan bunların iki ucuna yine gönderiyor. Bunu da gönderiyor. Üstüne bir de utanmadan bunu gönderiyor. Bunu yapınca da cevabı Bursa buluyor. Ama cevap Bursa değil. Çünkü neden? Çünkü biz şunu neden çiziyorduk? Diyorduk ki aynaya şu noktasına çarpan ışın buradan geçeceği için aslında o ışık kaynağının görüntüsünden geliyormuş gibi davranır diyorduk. Peki aynanın burası var mı ki buraya çarpan ışın, şuraya çarpan ışın şu şekilde geri dönsün, yansısın? Yok değil mi? O ışın buradan yoluna devam eder. Bak gitti. Ne demiştim daha önce? Işık kaynağının aynanın önüne çizdiğiniz görüş alanını belirlerken şu kısmı belirliyoruz ya, o görüş alanı ne demek aslında? Aynadan çıkan ışınların yansıdığı, ulaşabildiği bölgeler. Alt taraf yok. O yüzden sadece üst kısmı dahil ederek çiziyorum. İçeride bir hiçbir kaynaktan ışık almayan tam gölge. Sonra onun etrafında bir of çok kötü çizdik. Yarı gölge. Burada ise şu şekilde çizersek. Evet, hiçbir kaynaktan almayan büyük bir tam gölge. Neresi oldu o? Ceyhan oldu. Tamam mı çocuklar? Şu kısım, şuralar ne yapabiliyor? Arkadaki aynadaki görüntüden ışık alabiliyor. Ah, bitirmişiz. Küresel aynalara gelmişiz. Çok isabet oldu. Boğazım çok açıyordu. Bir daha kapı falan açacağım. Öf, zehirleniyorum galiba. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın çocuklar.